O zaman sıradaki sorumuz geliyor. Bugün gelen yorumların arasından daha önceki bir soruyla birleştirerek soruyorum. Anılarımız değiştirilebilir mi? Bunun öncesine gelen soruda şöyle açıklamıştı. Zihnimiz görüp algıladığı şeylerin eksikliğini nasıl tamamlar? Bir örnekle hocam bunu açıklarsak, hani bazen anıların içinde şuradaki neydi o değişiverir. Sonra fotoğrafa baktığımızda fark ederiz ki biz bambaşka bir şey hatırlıyormuşuzdur. Bunun mekanizmasını biraz konuşalım diye bu soruyu getirdim. Mekanizma hakkında konuşmak için bazı yetersizliklerimiz var. O da şu ki biz zaten hafızanın nereye, nasıl, ne formatta depolandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla bazı teorilerimiz var. Bu teorilerimizde özellikle işte son 20-30 yıldır ya da 40 yıldır nörobilimdeki gelişmelerle bir şekilde ilişkilendirmeye çalışıyoruz. Zihnimizin şöyle bir özelliği var. Bu ta işte hani kadim psikoloji teorilerinde de olan bu Gestalt dediğimiz bir özellik. İşte bütünü kavrama, bütüne erme, işte benim adına örüntü algısı dediğim bir takım yeteneklerimiz var. Böyle parça parça inceleyince anlaşılmaz olan şeyleri bir bütün halinde bir anda kavrayı veren bir sistemimiz var mesela. Şimdi bütün bunlara baktığınızda ya da bunun yanına şeyi koyduğunuzda mesela duyularımız dünyayı nasıl algılıyor? Duyu nörofizyolojisi dediğimiz meseleden aldığımız bilgileri koyduğumuzda bizim bütün duyularımız ve beynimizin bütün işleyişi, zihnimizin hemen hemen bütün süreçleri parça parça edinilmiş verilerin arasını keyfi olarak bizim işimizi kolaylaştıracak şekilde dolduran dolgu malzemeleriyle yapılıyor. Ne demek istiyorum? Baktığınızda gözlerinizde iki tane kör nokta vardır. Aslında oralar gerçekten kördür. Fakat beyniniz oralara Photoshop yapar. Sen boş ver görme oraları diye. Siz hiç hani tek gözünüze baksanız bile görme alanınızda böyle kör bir alan fark etmezsiniz. Mesela bu görmedeki bir boşluğun beyin tarafından doldurulma halidir. Yahut işte tutarlı bazı fikirleriniz olduğunu düşünürsünüz. Bir hoca, bir felsefeci, bir bilmem ne gelip size felsefi sorgulamayla böyle Sokratik soruları tak 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 sorduğu zaman bir anda böyle kendinizi şey hissedin, ne oluyor baba ya işte bir dakika yani niye bu kadar saldırgan davranıyorsunuz falan olursunuz. Halbuki saldırganlık değildir o. Böyle sorular bize zihnimizdeki boşlukları nasıl zanlarla doldurduğumuzu gösterir. O yüzden mesela felsefi sorgulama rahatsız edicidir insanın kendisi için. O boşlukları bilgiyle doldurmamız gerektiğini fark ederiz. Yani bir şey bilmediğimizi anlarız mesela felsefi sorgulamadan sonra. Hemen hemen her konuda ayrıca yani çok iyi bildiğimiz konular dahil olmak üzere. Algı da mesela hatırlama da benzer şekilde çalışır. Hatırlama dediğimiz şey aslında beynin içindeki veri yollarının işlevsel görüntüleme yöntemleriyle incelenmesinden bildiğimiz kadarıyla yeni bir şeyi algılamakla eski bir şeyi hatırlamak arasında nörolojik olarak çok fazla bir fark yok. Yani beynimiz aynı veri yollarından geçirdiği verilerle gerçeklik yaratıyor. Fakat geçmişten hatırladıklarımızla şimdi algıladıklarımız arasında ufak veri yolu farkları olduğundan bir de işte entropi falan filan gibi bazı fiziksel prensipler nedeniyle beyin diyor ki bu eski anı öbürü yeni anı. Bazen bu hatlar karışınca dejavu gibi şeyler falan filan oluyor biliyoruz. Ben bu anı daha önce yaşamıştım gibi kısa devre durumları da olabiliyor ama eski anıyı hatırlama dediğiniz şey aslında birkaç tane duygusal kaydedilmiş ipucu üzerinden tekrar bir zihinsel rekonstrüksiyon yapmak. Şöyle işte bir cadde vardı, birkaç araba vardı, köşede bir kadın duruyordu, orada da bayrak asılıydı. Aklınızda bu var sadece. Duygusal dünyanız bunları yakalamış 10 sene önceki bir sahneden. Fakat o sahneyi tekrar hatırladığınızda ağaçların yapraklarından binanın üstündeki tabelaya, trafikteki araçların modelinden oradaki kadının elbisesinin dalgalanmasına kadar bütün detaylar beyniniz, zihniniz ve duygusal dünyanız tarafından sizin daha güzel hatırladığınızı zannetmeyinizi sağlamak için böyle ekleni ekleni veriyor. Böyle adeta Photoshop'ta zenginleştiriliyor gibi ortam. Bunu nereden de biliyoruz? Sahte anı yerleştirme diye bir şey var işte. İnsanlara yeterince çok sayıda kişi geçmişte bir şey olduğuna dair iddialı bir empoze işleminde bulunursa, empoze ederlerse o kişiye, kişiler hiç yaşamadıkları şeyi gerçekten hatırladıklarını düşünüp anlatabiliyorlar. Böyle komik deneyler var. İşte küçükken markette kaçırıldığı söylenen bir adam bir süre sonra artık ikna evet evet diyor. Beni kaçıran polis şey bulan polisin adı da şuydu falan filan diye hikayeye bir de kendince detaylar ekliyor. Sahte anı oluşturmak diyoruz buna. Bu mümkün. Hocam, Tabii. biz sizinle geçen kahve içmedik mi üniversitede? Öyle Hatırlıyorsunuz miydi? ben Hat size tabii şekerli evet getirmiştim. evet tabii. Kupanın üstünde hatta bilmem ne vardı. Sallayayım mı buradan şimdi? Bir de stresli durumlar hatırlaman gereken bir şeydir.
Hatırlayamamışsındır. Karşıdaki çok ısrarlıdır. Hatırlamış gibi yaparsın ama sonra karşıdakinin numara yaptığı ortaya çıkar. Aslında hatırlanacak bir şey yoktur. Rezil rüsvanlığın kat be kat hali. Amerikan filmleri yeni dalgada bu çok işleniyor bu arada. Kişilerin sosyal awkwardness dediğimiz durumları. Hatıra, hafıza gerçekten bu kadar yanılabilir bir şey. Çünkü biz aslında bir hard disk gibi kaydetmiyoruz. Bunu hep söyledim. Dijital bir kayıt sistemimiz yok. Sadece doneler ve donelerden tekrar üretme var. Algımız da dijital bir kayıt sistemi gibi değil. Ses de, görüntü de, dokunma da hepsi böyle koku tat. Bunlar dönüştürülüp zenginleştirilerek, içsel deneyimle bezenilerek yeniden yaratılmış aslında içsel kayıtlar diyelim. Ve bu kayıtlar işte dijital gibi değil. Bu nedenle sürekli olarak yeni öğrendiğimiz bir şeyin eski tecrübelere dair sinirsel temsillerini dönüştürdüğünü biliyoruz. Biz her yeni öğrenim ediminde bizim geçmişimiz de değişiyor. Ama genellikle çok küçük değiştiği için bunu fark etmiyoruz. Geçmişi hatırlamakla ilgili yapılan basit psikolojik sorgulamalarda, burada da kaç kere söyledik biliyorsunuz, şu anda kendinizi iyi, mutlu, enerjik hissediyorsanız, geçmişle ilgili hatırladığınız spontan anlar daha çok iyi ve mutlu hissettiğiniz anlara dair oluyor. Şu anda göçükseniz, kendinizi kaybetmiş ve yıkık hissediyorsanız, geçmişe dönük de püf anları hatırlıyorsunuz ya. Öyle olmasaydı böyle olmazdı falan gibi. Dolayısıyla bu zaten zihninizin şu andaki duygusal durumdan ne kadar etkilendiğini gösteriyor. Bu zihnin tamamlama sisteminin son derece subjektif, yani bize has, çok kişisel bir şey olduğunu ve zamanla da değiştiğini gösteriyor. Mesela güzel anıları düşünebileceğiniz zaman var ama diyelim ki tuvaletiniz geldi, çok sıkıştınız. İstediğiniz kadar Maldivler'deki tatilinizi düşünmeye çalışın, aklınıza getiremezsiniz. O anda bütün zekanız düşer. Daha önce konuştuk bunu yani. Çok çişe sıkıştığınızda IQ'nuz 80'e kadar geriliyor arkadaşlar. Çünkü yani bir an önce o ihtiyacı gidermeniz lazım. Anlık durumlarımız da bu kadar etkili. Şimdi bu hafıza yanılabilir mi? Evet, yanılır. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü hafıza diye bir kayıt zaten yok. Şu anda öğrendiğimiz her şey onu değiştiriyor. Ama biz iç tutarlılık gereği onu sürekli aynı şekilde hatırlıyormuşuz gibi hissettirmeye çalışan da bir içsel onay sistemimiz var. Merak etme sen abi, sen hafızana güven falan diye. Özellikle beylere bir tavsiye de, ben orada çok kaybettim. Sevgili erkek arkadaşlara söylüyorum bunu. Kadınlarla bir konuda onların yanlış hatırladığını ima ederek tartışmaya Allah'a sen girmeyin. Ya olacak iş değil. Şimdi kadın beyninin hatırlama kapasitesine dair benim bildiklerimi bilseniz, yani az güler çok ağlardınız. Gerçekten orada kötü bir fark var. Bir de erkek şöyle, kendimden biliyorum, çok nadan bir kendinden eminliği var. Ya kesin öyleydi falan filan diye. Kadın arşivden sicil kayıtlarını çıkarır, bir dayar burnuna, var ya 7-80 yapışırsın. Yani gerçekten onun üstesinden gelebilme şansımız yok. O yüzden geçmişi hatırlamak söz konusu. Hele ki birkaç hafta önceden daha eskiyse mevzu. Haklısın hayat, sen ne hatırlıyorsan öyledir de kurtul. Yani bu, başka yapacak bir şey yok. Bizim erkek tipi bellek çok yanılabiliyor. Çünkü hızlı tamamlama özelliği var. Yani bir an önce tamamlıyor. Kendini inandırıyor. Tamam abi, kesin öyle. Tak diye bunu bağladım, bitiyor. Detaycı olan kadın beyni, hani çok karşılıklı bağlantı var diyoruz ya, o böyle biraz daha vakit alıyor, toparlıyor, bir detayı yapıyor. Bir dakika diyor, sen 6 sene önce bir Mart sabahı saat 8'de şöyle bir... Bunu sağlayan sistem, dış dünyayı işimize yarayacak şekilde kısaca etiketleyip hemen tanımlayan sistemlere sahip. O sistemlerin bir sonucu olarak da, tabii insanın ne kadar karmaşık ihtiyaçları olduğunu düşünün diğer canlılara göre, son derece kompleks örüntüleri bir anda kavrayıp oradan duygusal bir takım sonuçlar çıkarabilecek ileri düzey bir sistemimiz var. Bunu değişen beynimin son bölümlerinde detaylı olarak anlatmaya çalışmıştım. Ve kısmet olursa iki sonraki kitabım da bu örüntü algısının özellikle manevi dünya dediğimiz anlam dünyamızda nasıl işe yaradığına dair ya da nasıl kullanılabileceğine dair biraz fikir egzersizi yapacağız inşallah. Herhalde öyle bir şey olması lazım diye düşünüyorum. Bu arada hocam, benim yaptığım bir egzersiz vardı ama uzun zamana yayılan, benim eski bir alışkanlığım var. Bazen çok hoşuma giden veya negatif olan şeyleri ayrıntılarıyla yazıyorum bir gün içinde. Fakat bir hobi olarak ben bunu yıllarca açmıyorum. Ama bu sizde duygu uyandıran şeyi hatırlıyorsunuz ya hocam. Yıllar geçtikten sonra bunu birkaç tane 6-7 yıllık şey notlarımın içinde de buldum. Bambaşka şeyler yaşamışım. Şu an bambaşka hatırlıyorum. Ben onu işte egzajere etmişim, başka şey böyle de olmuştu. Çok aslında sadece duygularımı etkileyen bir anı imiş. Kendi içimde de bu deneyi yapıp görünce
bir şeye kızdığım zaman veya yanlış düşündüğüm zaman yok diyorum, hafızam beni yanıltabilir. Bir duralım, bir dinleyelim, bir duruma bakalım. Bu o yüzden çeşitli de... duygusal günlük tutmak çok faydalıdır. Yani insanların okuyacağını, ifşa olacağımızı düşünerek genellikle sabah kalktım, ekmek yedim, spor yaptım tarzı günlük tutmayı tercih etsek de esas duygusal günlük faydalı. Bir 10 sene sonra o duygularınıza baktığınızda o günü ne kadar yanlış hatırladığınızı görme şansınız olacak. Düşündüğünüz anda, hatırladığınız andaki ruh durumunuz geçmişteki bütün anlarınızı etkiliyor. Bu gerçekten çok iyi bildiğimiz bir fenomen. Şeyi de görmek güzel hocam. O zaman için çok kuvvetli olan o duygunun gelecekte benim için hiçbir şey ifade etmediğini keşfedebilmek. Neler neler. Aşkından ölüyordum bir ara, sonra ismini unuttu. Kimdi o ya falan diye. Kim falan? Kime aşıkmış falan? Böyle fenomenler çok. Ay hocam, böyle şeyler aslında derlemek çok keyifli olabilir gelişim açısından. Daha önce dedim ya, Jordan Peterson söylediği, kendinizi birinizle karşılaştıracaksanız dünkü kendinizle karşılaştırın diye. O yüzden günlük tutmak çok faydalı. Dünkü kendinin nelerle uğraştığını görüyorsun. Benim Metehan galiba söyledi geçenlerde, henüz 16 yaşında ama 3-4 sene önce tuttuğu günlükleri okumuş. Ay neler düşünüyormuşum o zaman lan 3 sene önce de, ama işte onlar da hayat hızlı geçiyor malum. Gelişimin hızlı dönemlerindeler. Ben şey buldum. Lise günlüklerimi ve ilkokul günlüklerimi buldum. Henüz liseye geçemedim çünkü bayağı uzun tutmuşum. Kim ya, bu çok ilginç bir şey, içerikleri hani. Uzaylı gibi değil mi? Evet. Birinin böyle hayatını izliyorum ama kesinlikle ben değilim. Bak gene her hafta banka olan bir soru geldi. Kısa cevap vereyim. Geçen hafta vermiştim. Sosyal medyada motto oldu. Niye konsantre olamıyorum? Niye yapamıyorum? Niye zor geliyor diye bir sorular geliyor. Arkadaşlar geçen hafta da söylemiştim. Zor iş yoktur, az aşk vardır. Hatırladınız mı? Aşkınız azsa tabii ki zor gelir işler. O yüzden o işi bırakın. Yeterince aşık olunca tekrar başlarsınız. Kısa cevabı da verip devam etmek isterim.